1. Yuhanna 2. bölüm 18. ayet. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. Şimdi Yuhanna bu sözlerini yaklaşık 2000 yıl önce kağıda döktü. Burada son saat diye kastettiği şey İsa Mesih'in insan bedeninde yeryüzüne gelişi ve çarmıh üzerindeki ölümü ile kutsal yazılardaki vaatlerin yerine gelmiş olduğudur. Yani o günden zamanın sonuna kadar bu son saatin içindeyiz. Çünkü İsa tamamlandı dedi. Şimdi Yuhanna bu mektubu yazdığında yaşının bir hayli ilerlemiş olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bir zamanlar İsa'nın en genç öğrencisiydi. O şekilde yazılırdı. Ama şimdi yeni imanlılara öğütler veren şefkatli bir ihtiyar olarak görüyoruz kendisini. Bir ihtiyardan beklenileceği gibi tanrısal ilham altında gördüklerini ve bildiklerini paylaşarak o günden bugüne ve zamanın sonuna dek yavrularım dediği sevgili öğrencilerini, imanlıları uyarıyor. Şimdi bu ayette ilk ayette dikkati çeken bir uyarıyla karşılaşıyoruz ki bu çok önemli. Uyarı Mesih karşıtı hakkındadır. Peki Mesih karşıtı kimdir veya nedir? Eğer Mesih'i biliyorsanız Mesih karşıtında tahmin edebilirsiniz. Onun sözlerini değiştiren, yaptıklarını boşa çıkarmaya çalışan, barış yerine savaşı, sevgi yerine kin öğütleyen, yaşam yerine ölümü kutsayanlar Mesih karşıtıdır. Kendisini masum ve dürüst bir insan olarak gösteren ama aslında Mesih'in başarılarını gölgelemek ve hatta yok etmek için çalışan herkes buna dahildir. Bu yüzden Yuhanna çok sayıda Mesih karşıtı vardır diyor ve uyarıyor. Doğrudan Mesih'i reddedenler var. Bunları biliyoruz. Bunlar gibi kendisini imanlı gibi gösteren ancak Mesih'in sözlerini çarpıtan anlamını değiştirmeye çalışanlar, Mesih'i sıradanlaştırmaya çalışanlar, o sadece bir peygamberdir diyenler, iyi bir adamdır diyenler, iyidir ama Tanrı olamaz diyenler, bunları da Mesih karşıtı sayabiliriz. Onu seviyorum, ona saygı gösteriyorum demek yetmez. Mesih adına iman etmiş olmak bunların ötesinde olmalıdır. O yeryüzüne gelip insan kimliğinde yaşamış, Tanrı ve insanı kendi kişiliğinde bir araya getirmiş olan Rabbimiz, Efendimiz ve Kralımızdır. İsa Mesih Tanrı'dır. Bunu kabul etmeyeni imanlı sayamadığımız gibi bunları kabul etmiş görünen ama Mesih gerçeğini çarptıranları da kabul edemeyiz. Bize katılmış olmak, vaftiz olmak, tapınmak, Rab diye bağırarak dua etmek, bunlar kişiyi ateşli bir imanlı gösterebilir. Ancak Rab dile değil yüreğe bakar. Bizi kandırabilirler. Belki kendilerini bile kandırabilirler ama Rabbi kandıramazlar. İşte Yuhanna daha kendi zamanında böyle gördü. Günün birinde bir bahaneyle kiliseyi terk ettiklerinde şöyle dedi 19. ayette. Bunlar aramızdan çıktılar ama bizden değildiler. Bizden olsalardı bizimle kalırlardı. Ayrılmaları hiçbirinin bizden olmadığını ortaya çıkardı. Ne ilginç. 2000 yıl önceki olaylarla günümüzde yaşananlar ne kadar birbirine benzer. Aslında bu ilk kilisedeki olaylarla günümüzdeki kiliselerdeki olaylar arasındaki benzerlerdik. Hiç şaşırmayız. Çünkü Mesih karşıtı o gün neyse bugün de aynıdır. Bazen öğretileri çarptırır, bazen kişileri çarptırır. Bazen de bu kişiler Mesih'in sözlerini kendi çıkarları uğruna kullanırlar.
Yuhanna burada hiçbir zaman kiliseye katılmamış olanları değil ama imanlı görünüp imanlılara zarar verenlerin Mesih karşıtı olarak özellikle nitelendiriyor. Çünkü böyle kişiler imanlı oldukları izlenimini vererek Mesih'i çarpıtmayı daha kolay yaparlar. Yuhanna'nın günlerinde bu kişiler özel bir grup olan Gnostiklerdi. Bu kelimeyi bilgiciler olarak çevirebiliriz. Grekçe'de hikmetli bilgi, özel bir tanrısal bilgi olarak bu geçer. Bilimsel değil, içsel, sezgisel bilgi. Bu bilgi yoluyla bu insanlar Tanrı'nın bilgisine ulaşabileceğini ve Tanrı'nın kavranabileceğini iddia ederlerdi. Bununla da kalmazlar. Burası çok teknik olabilir ama şurası önemli bizim için. Eski ahit ve yeni ahiti birbirinden ayırırlardı. Eski ahiti geçersiz sayarlardı. Buradan şuraya da varabiliriz. Kutsal yazılardaki beğenmedikleri kısımları yok sayanlar aslında bizim de yabancısı olduğumuz bir durum değil. Bunları günümüzde de rastlıyoruz. Evet, eski ayetteki yasalar bizi bağlamaz, doğru. Ama bu sözleri yok sayamayız ve onlara saygı duyarız. Evet, eski ayetteki kural ve yasaları uygulamaya çalışmıyoruz. Eğer bunu yaparsak, Mesih'i küçümsemiş oluruz. Mesih'i küçümsemek, önemsizleştirmek, Mesih'in yaptıklarını ben tamamlarım demek, İsa Mesih'i de eksik görmektir. Aynı şekilde nasıl ki eski ahiti tamamen yok sayamazsak, eski ahite göre davranırsak da İsa Mesih'i aradan çıkarmış oluruz. Oysa Mesih tamamlandı demiştir. Ve ilginç olan bir şey, Yuhanna'nın söz ettiği bu kişiler, yani Gnostikler, bu reddedişi güya Tanrı'ya duydukları büyük saygı kamuflajı altına gizlerlerdi. Sözde saygıları nedeniyle şöyle iddia ediyorlardı. Mesih aynı zamanda Tanrı olamaz. Çünkü çarmıha gerilip utanç içinde ölmüş bir adam Tanrı olamaz. Bu saygısızlıktır. Peki çarmıha gerilen kimdi diye sorarsanız buna bazı yanıtlar verirlerdi. Mesela evet bir ara tanrılık ona gelmişti ama Getsemani bahçesinde o son gece ondan ayrılmıştı. Zaten insan kimliği ile tanrı kimliği bir arada olamaz ki. Veya onun yerine ona çok benzeyen biri bir başkası çarmıha gerilmişti. Veya İsa çarmıhta aslında acı çekmedi, çekiyormuş gibi yaptı. Veya o ölmeden göğe yükselmişti zaten. İzleyenler hayal gördüler vesaire vesaire. Şimdi bunları dile getirenler iyi niyetli gibi görülebilir. Yani Tanrı'yı aşağılık bir halde görmeyi uygun bulmuyorlar gibi. Tamam peki ama o zaman İnsanın günahlarının kefareti ne oldu sorusu var. Ortada bir hesap var. İyi güzel ama bu hesap ne oldu? Çünkü pek çok günah var. Pek çok iğrençlik var, hatalar var, suçlar var. Hesap binlerce yıllık. Ve o günün sonrasında da bu hesap bizlerle birlikte devam ediyor. Bizlerin de suçu, günahı var. Şimdi bu hesabı kim ödeyecek o zaman? Yani Mesih bunu çarmıh üzerinde ödemediyse kim ödeyecek? Bilirsiniz böyle komedi filmlerinde falan bulaşık yıkatırlar. Ama bu durum o kadar basit değil. Çünkü bu hesabın ödenecek tek bir şeyi can idi. Can ile canımızla bu hesabı ödeyebilirdik. Ama İsa Mesih ödedi ve tamamlandı dedi. İsa Mesih'i çarmıh üzerindeki son sözü olan tamamlandı aslında Grekçe'de metnin orijinalinde bir borç ödendiği zaman
söylenen sözdü. Yani borç kapandı, ödendi, bitti anlamındaydı. O zaman eğer İsa Mesih'in çarmık üzerinde ölmediğini iddia edecek olursak, bu borcun da ödenmediğini, öylece durduğunu, açık olarak durduğunu kabul etmek zorundayız. Ya da ben öderim, ben ödüyorum dersek yine İsa Mesih'i kabul etmemiş oluruz. Her iki durumda da Tanrı'nın biricik oğlu, lekesiz kuzu, mükemmel kurban olarak bizim yerimize can veren, borcumuzu ödeyen İsa Mesih'i inkar ve reddetmiş oluruz. Açık ve net olarak İsa Mesih'i Tanrı'nın oğlu ve mükemmel kurban olarak kabul etmeyen, onu gönderen babayı da inkar etmiş olur. Yani Tanrı'yı da kabul etmemiş olur. Yani eğer Mesih ölmemişse dirilemez, dirilmediyse de Mesih'e imanın hiçbir faydası yoktur. Dirilmediyse ölümden sonra yaşam olduğunun kanıtı da geçersizdir. Ve o zaman iman anlamsız ve faydasızdır. Biz de hala günahlıyız. O zaman dağılalım. Yani böyle kilise olarak bir arada durmanın da hiçbir anlamı ve faydası yok. İman açısından bakıldığında aslında durum bu kadar kötü ve tehlikeli. O yüzden Yuhanna uyarıyor, bizden gibi görünen, kuzu kılığında gelip aramıza katılan ve aslında yırtıcı kurtlar olanlar, öğretişi ve imanı çarpıtanlar işte böyleleridir ve bunlara dikkat edin diyor Yuhanna. Peki bunu nasıl yapabiliriz? 20. ayetten sonra şöyle diyor Yuhanna. Sizlerse kutsal olan tarafından mesledildiniz. Hepiniz bilgilisiniz. Gerçeği bilmediğiniz için değil, gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını bildiğiniz için size yazıyorum. Yuhanna bize bilgilisiniz diyor. Bu her şeyi biliyoruz, her şeyin en doğrusunu biz biliriz anlamında değil, fakat doğru ve yanlışı ayırt edebilmek için gereken olan armağanı aldığımızı gösterir. Çünkü kutsal olan tarafından mesfedildiniz diyor Yuhanna. Yani kutsal ruhu aldınız. O ruh sizi doğruluk yollarında yürütecektir. Ta ki kutsal yazılarda vaat edilen yeşil çayırlara kadar. Burası tamam. Demek ki aramıza karışan kötü niyetli, sahte imanlı kişileri ayırt etmek çok kolay. Ve bunun bir yolunda İsa Mesih aslında Matta 7'de bile getirmiştir. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Yani biraz sabırla aslında herkesi tanıyabiliriz. Bakalım nasıl bir meyve verecek diye. Beklersek herkesin gerçek yüzünü, kimliğini görebiliriz. Armağanımız var. Bizlere bir atasözü vardır bu anlamda. Sarımsağı gelin etmişler, 40 gün kokusu çıkmamış diye. Ama sarımsak bile kokusunu ancak 40 gün gizleyebilmiş. Sonra kendisini belli etmiştir. Yani herkes kendini belli eder. Peki, 22. ayetten devam ediyorum. İsa'nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Babayı ve oğlu yadsıyan Mesih karşıtıdır. Oğlu yadsıyan da baba yoktur. Oğlu açıkça kabul eden de baba da vardır. Yani Rabbi kabul etmiş olmak için İsa Mesih üzerinden iman etmek şart. Eğer reddederse imanda değildir. Tanrı bize kendisini baba, oğul ve kutsal ruh, yani üçlü birlik olarak açmıştır. Tek ve gerçek Tanrı kendisini bize bu üç kişilikte gösterdi. Bu konu tartışmaya kapalıdır. Kafamız almıyorsa da çok normaldir.
Çünkü Tanrı'yı anlıyorum, bu işi çözdü demek zaten saçmalıktır. Elbette Tanrı'yı ancak bize kendisini açtığı ölçüde tanıyabiliriz. Nasıl olduğunu bilmiyoruz ama buna inanıyoruz. Bu da imandır. Bu yüzden inanmakla bilmek birbirinden farklıdır. Evet değerli kardeşler, eğer Rabbe gidecek isek bu İsa Mesih üzerinden olmalıdır. Bu anlamı yüzden babayı kabul etmek için önce oğlu kabul etmek gerekir diyor. Bunu diliyle inkar edenleri çok fazla önemsemiyoruz. Çünkü zaten dışarıdalar. Bizim bütün çabamızda kilise olarak biliyorsunuz biz de bir arada dışarıdaydık. Onlara Mesih gerçeğini anlatmaktır. Çünkü Mesih'in ve herkesin dediği gibi kutsal yazılarda bu son saattir. Ve Rabbin suretinde yaratılmış olan herkes de bu son saatte kurtuluşu almaya layıktır. Ve onlara kurtuluşu anlatmak bizim işimiz. Bunu yapıyoruz, yapacağız, gidiyoruz, gideceğiz. Ama şuna dikkat edeceğiz ki asıl sorun Mesih gerçeğini çarpıtan, anlamsızlaştırmaya çalışanlardır ki bununla da içimizde karşılaşırız. İşte gerçeği diliyle söylediği halde yüreklerinde taşımayanlar ve asıl tehlike onlardır. Ve Mesih de bu kişiler için şöyle uyarmıştı. Bana Ya Rab, Ya Rab diye sesleyen herkes göklerin egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. Ve ne diyor? Çok basit. Kardeşini sev, hakkında kötü konuşma, dedikodu yapma, yargılama. Kendini kanıtlamak için gösteriş yapma. İkiyüzlü olma, kibirli olma, cimri olma, yalan söyleme. Tam tersine cömert ol, alçak gönüllü ol, yumuşak huylu ol, affedici ol, iyi niyetli ol. Bunlar işte imanla gelen kutsal ruhun beraberinde getirdiği armağanlardır. Eğer bir kişi diliyle iman ettiğini söylüyor ama buna ters bir yaşam sürüyorsa imanını sorgulamalıdır ve tövbe etmelidir. Bir Yuhanna 2.24'ten itibaren okuyorum. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa siz de oğulda ve babada yaşarsınız. Rabbin diri sözü İçinde yaşarsa sen de o söz ile yaşama tutunacaksın. Ve Rabbin sözünü taşıyabilmek için de evimizi yani bedenimizi temiz ve günahsız tutmaya çalışmalıyız. Ve bunun için de Kutsal Kitab'ın rehberliğine güvenmeliyiz. Kutsal Kitab doğru kalabilmek için bizim cetvelimizdir. Ve cetvel burada. Bir cetvel ve kutsal kitap. İşte kutsal kitap burada ve cetvel buna uygun olmalıdır. Eğer şey yanlışsa, kutsal kitaba uygun değilse o yanlıştır. O zaman bunu düzeltmeli ve kutsal kitabın çizgisine getirmeliyiz. Ancak bu şekilde kendimizi doğruluk yolunda tutabiliriz. Bu da tartışmaya kapalıdır çünkü kutsal kitabın tanrısal söz olduğuna, doğru söz olduğuna iman ederiz. Yararlandığım kaynakta çok güzel bir söz var, bunu sizinle paylaşayım. Bir kişi diyor ki, doğruysa yeni değildir, yeni ise doğru değildir. Çünkü her şey söylendi. Bizim bu bazılarımız 2000 yıldır birbirine benzer. Ama doğrusu da bu. Çünkü kalkıp bambaşka bir şey söylersek bu doğru olmaz. Kendimizden uyduramayız. Kutsal kitap rehberimiz olmalıdır. Ve benim sözüm de veya bir başkasının sözü de kutsal kitapla çelişiyorsa o zaman kutsal kitabı seçin. Çünkü yılların değil, yüzyılların değil,
bin yılların içinde tamamlanmış yaşayan Tanrı sözüdür ve rehberdir. Ve bu söz içinde yaşıyorsa sen de yaşayacaksın. Çünkü yaşam Tanrı'dandır ve yaşam söz aracılığıyla bize geldi. 25. ayet, Mesih'in bize vaat ettiği budur, yani sonsuz yaşamdır. Yuhanna devam ediyor ve bizi bir kez daha uyarmak istiyor 26. ayette. Bunları sizi saptırmak isteyenlerle ilgili olarak yazıyorum diyor. Yuhanna çok ısrarla bizi uyarmak istiyor. Çünkü çok haklı. Eden bahçesinde bir itaatsizlik vardı biliyorsunuz, kafa karıştırmak üzerine kurulan ve o devam ediyor. O gün Adem'di, Havva'ydı, bugün sensin, benim. Ve bütün mesele şudur, Tanrı'nın sözünü tartışmaya açmak, çarpıtmaktır. Acaba Tanrı öyle demiş olabilir mi? Bunu mu kastetti? Böyle başladı ve böyle devam ediyor. Bu yüzden konunun başını, sonunu karıştırabiliriz ama karıştırmayalım ve sürçmeyelim. Çünkü Tanrı'nın ne dediği bellidir ve rehberdir işte elimizin altında. Ve Mesih'in sözü bize ulaştıysa bundan sorumluyuz. Çünkü gerçeği biliyoruz ve gerçeği içimizde taşıyoruz. Ve o gerçeğe aitiz. Mesih'in kimliğini aldık ve Tanrı'nın bir evladı olduk. Evet, bizi saptırmak, döndürmek isteyenler olacaktır. Çünkü ruhsal bir savaştayız. Ve ışıkla karanlığın bu ebedi savaşının son saatindeyiz, savaş bitmek üzere. Ve düşman yenildi, yenildiğinin farkında. Onun için iyice saldırganlaştı. Düşman çarmıhın üzerinde yenildiğini anladığı zamandan beri tıpkı yenilmiş bir ordu gibi artık olabildiğince zarar vermeye, yakarak, yıkarak çalışıyor ve çok öfkeli. Daha da saldırganlaştı. Elinden gelen bütün kötülüğü dökmek istiyor. Evet, bu ruhsal savaş, şimdi düşman büyük ve güçlü görünebilir ama sen daha güçlüsün kardeşim, çünkü bu ruhsal düşmanlar seni görünce aslında Mesih'in izini, sendeki izini görüyorlar. O izi sen taşıyorsun. Sen veya insanoğlu görmese bile onlar görür. Onlar senden korkar. Bu yüzden korkma, korkma ve yılma. Bu gücü vaftiz ile, iman ile aldın. Ve Rabbin ruhuna paydaş kılındın. Neshedildin ve Tanrı halkına aitsin. Yuhanna şöyle bitirecek sözlerini. Size gelince, ondan aldığınız nefs sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten Mesih gerçektir. Sahte değildir. Size öğrettiği gibi Mesih'te yaşayın. Mesih, yani vaftiz yoluyla edinilen kutsama sizde kalır diyor Yuhanna. Ve teselli veriyor. İstemeden karıştığımız şeyler, hatalar olabilir. Bilerek, bilmeyerek. Ve Rab, sevgi dolu bir baba olarak laflarını elbette affeder. Yani kutsal ruh sizden alınmayacaktır. Onu aldınız ve artık sizdedir. Peki az önce bahsettiğimiz kuzu kılığında gelip iman etmiş görünenler ne olacak? Belki vaftizde oldular. Ama gerçek olan şu ki onlar kutsal ruhu hiç almadılar. Bizden değildiler ve hiç olmadılar. Bu yüzden kendilerini belki bizi bir süre kandırmayı başardılar ama Rab herkesin yüreğini bilir. Rab kutsal ruhunu kime vereceğini de bilir. Rab seçer ve seçtiklerin adını kurtuluş defterine yazar ve o yazı asla silinmez. Zamanın başlangıcından önce seni seçtim derken Rab bunu söyledi. Ve bu iman kalbindeyse o zaman Rab desin. O zaman Rab de sendedir. İçimde kutsal ruh sendedir, meleklerindir de. Onu dinle, o sana gerçeğin yolunu gösterir. Kutsal ruhun rehberliği tek yoldaşımızdır. Çünkü bu son saattir. Çünkü Mesih tamamlandı dedi. Artık bitiş düdüğünü bekliyoruz.
Bu son saatin anlamı henüz iman etmemiş olanlar için tövbe etmek ve Rabbe dönmektir. Çünkü herkes şunu düşünmelidir ki son saatin içinde olabilirsin. İnsanın yeryüzündeki günleri sınırlıdır. Tövbe edip Rabbe gelmeden ölmek sonsuza dek yok olmak demektir. Kimin ne zaman nasıl canını kaybedeceği hiç belli değil. Hiç beklenmedik bir anda bu olabilir. O yüzden bunu bilelim, hayatın bir kontrol artı Z tuşu yok. Geriye alamayız ve alamayacağımız için de yaşadığımız her anın değerini ve önemini bilelim. Şunu hiç unutmayalım, son saatin içindeyiz. Bekliyoruz. Maçı kazandık. Hakem düdüğü çalacak ve maç bitecek. Ve şampiyon olacağız. O zamana kadar kendimizi bozmuyoruz. Bekliyoruz. Birazdan evet, kucaklaşacağız ve galibiyeti kutlayacağız. Tamam kardeşler? Çok teşekkürler dinlediğiniz için.